En sık karşılaştığımız belirti bulantı kusma şeklinde gelebilmekte. Tabii burada zehirlenmeye neden olan maddenin maruziyet şekli de çok önemli. Eğer inhalasyon yoluyla yani solunum yoluyla bir zehirlenme meydana geldiyse solunum sıkıntısı şeklinde karşımıza gelebilmekte. Deri yoluyla zehirlenmeler her tür semptomla veya bulguyla karşımıza gelebilmekte. Yine ama en çok cilt yanıkları veya cilt lezyonları şeklinde gelebilmekte. Sindirim yoluyla oluşan zehirlenmelerde en sık karşımıza bulantı ve kusmayla gelebilmektedirler. Bunun haricinde çarpıntı, solunum zorluğu, kalp durmasına kadar ilerleyebilen bulgularla karşımıza gelebilmektedirler.